Bize niye alkışlattılar kur kurmalı mevduatı? Ben alkışlamadım. Şöyle ben dedim. Ben de alkışlamadım ama alkışlayın diye bayağı bir baskı gördük Bankada yani. parası olmayan insanlardan da topladığımız paralarla bankada parası olacak insanlar dolarla flörtleşmesin diye onlara KKM ödedik. Evet. Peki ne olduk sonra dedik buramıza geldi. Biz bunu başlangıçta 3 ay ve 6 ay sürecek diye ben hatırlıyorum 2021'in 21 Aralık en, uzun en uzun gecesinde bu gerçekleşmişti. Ee, ben de maliyetini sormuştum. O zamanki Nebahat'i sormuştum. Dedikleri şu, 30-35 milyar lirayı geçmez en fazla 6 ay. 6 ay bile nasıl kaldıracağız. Bu geçici bir rahatlama. Biz de evet doğru çünkü dolar fırlamıştı. Düşünsene bir anda 9,5-10 Başka kalmamıştı. Çare kalmamıştı. Hani, Fakat Hı. ne oldu Buradan yatıya geldi. 24 ay geldi evde bizde misafir oldu. Maliyetler bir ara kaç liraya kadar çıktı? 3,5 trilyon liralık. 3.4 trilyon lirayı aştı, oradan geri döndü. Oradan geri döndü. Şimdi ne konuş... Şimdi ne artık. konuşuyoruz? Doları tutabilmek için KKM 2.0 veya süper bonoyu konuşuyoruz. Neden? Yo, onu konuşmuyor ki dolar bir şey, dalgalanmayacak dedi. Tamam dalgalanmayacak da piyasa ne derse o. Piyasadaki ben şeyi söylüyorum. Yoksa ee, kurtutulamaz tutulamaz mı? Kur tutulabilir de maliyeti karşılığında maliyeti tutarsın. Karşılığında. Dışarıdan para getirirsin yüksek maliyetle bu tutar ikincisi notumuz arttı. ihracat notun artırmasının ona yaramamasının sebebi şeydi. Kök sorun orası değildi çünkü. Kök sorun zaten çöp sepetinde olan notumuzun yandaki plastik çöp sepetinden e, işte metal çöp sepetine e, transferi değildi. Bizim yapısal sorunlarımıza değinilmediğimiz sürece neticeleriyle uğraşırsınız. Sebep çok net. Şey pardon. E, kara, e, yaklaşım çok net. So, sebepleri sorgulamazsan sonuçlarıyla boğuşursun. Şimdi ama şu var yavaş yavaş hissediyorum ki sonuçlardan sebeplere doğru bir anlayış kayması var. Maliye Bakanı'nda gördüm bunu. E, Erdal Bahçıvan ona işaret ediyor. Avdagiç fazlasıyla buna işaret ediyor değil mi? Merkez Bankası da ya diyor bir dakika diyor bu hani baz, baz etkisi etkisine fazla ama diyor. baz etkisiyle fazla rehavete kapılmayalım biz aylığa bakalım bence Şimdi, de zaten baz <laughs> etkisiyle diyelim Haziran'dan baz, <laughs> etkisiyle, hani ya, baz etkisiyle hani sen de saydın ya baz etkisinin geldiği geçtiğimiz e, yıldan. 2.3 Haziran'da e, düştü 9 edelim. puan birden oradan düştü ama bu sene yerine 9 çıkanın yerine 9 koyarsan baz etkisinden sana ne sana yaramamış demektir. Ama şu var baz etkisi çıktı onun yerine de e, orta vadeli programında ısrarla o hedefi tutturacağım diye söylediğin yıl sonunda ikinci yarısından sonra aylık 1.2-1.3'lük enflasyon çerçevesinde kalmışsan ha baz etkisinde o zaman dediğin doğru. Ve fakat baz etkisini çıkarıyorsun yine gaz etkisi koyuyorsun yaz etkisi koyuyorsun, güz etkisi koyuyorsun. O zaman gaz baz etkisi dediğin gittiği gibi gene gelir. Şimdi 75-80 arası bekliyoruz değil mi şeyden sonra mayıs haziranda. 73 dediler. 73. Mayıs'tan. Tamam. Hı hı. E, hani sürprizler de olmasın dedik. Hani az önceki söylediğin et fiyatları, Ramazan fiyatları da artmadın dedik. Zincir marketler Bulursanız o marketleri. Buldum o marketleri. Mi? Bulduk, hepimiz gittik, bulduk. Onlar da ya, indirdiler. Mı? E, buramıza kadar da indirim olduk vesaire. Yüzde yetmiş üçü yıl sonuna %36'ya otuz altıya nasıl indireceksin? Eğer bir matematik kullanıyorsak ki kullanmamız gerekiyor. Aylık yok da 1.2-1.3'lük enflasyonlarla gideceksin. Baz etkisini çıkaracaksın. İçindeki kötü kötü endeks puanlarını atacağız. Yerine iyi endeks puanlarını koyacağız. Ama şimdi o çerçeve içerisinde sadece şunu söyleyebiliriz. E, Eylül ayını hatırla. Ya bir okul türlü. alışverişi bile değil mi? Enflasyonu ne yaptı? Ne yaptı? Bu demek şunu gösteriyor. TÜİK okula gitmiş dedik. <laughs> okula... Bir, tek, bir tek okula gitmişti TÜİK. <laughs> TÜ, TÜİK okula başladı <laughs> okula dedik. Okula başlamıştı. İnşallah mezun olur da biz ondan kurtuluruz. <laughs> Hiç, Hiç unutmuyorum. Bir tek <laughs> Enflasyon... eğitim, eğitim kısmı <laughs> artmıştı. Yani. E, e, sakin, orada sakin. bu espri yapılmıştı değil mi? Bu masada yapmıştık. <laughs> bu masada bu. TÜİK yapmıştı. okula gitmiş dedik. Yani şunu söylüyorum. Bir okula gitmiş Olumlu gelişme <laughs> şu... Kök sorunlara doğru bir zihin, zihin kayması başladı bizde. Şimdi ben... Beklentim seçimden sonra da bu zihin kaymasının eylemlere dönüşmesi. dönüşmesi. Yani bu vergi istisnalarına, teşviklere, işte para nasıl kullanılıyor, nereye gidiyor, ne onu yaptı diyelim, onu yapsın. Yapacak tamam, yapacak. o onu yapacak. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, şey işte üretimde ısrarla, her şeye rağmen ısrarla… Finans... Ha, onlar üretsin. Onlar üretti. Avdaki için söyledikleri noktasında da... maaş vermiyor vermiyor. Şey <laughs> Şekip hani gibi da, de maaş onun, vermiyor. Onun da sözü Hatta dikkate alındı. <laughs> yılda bir kere hani yapalım bu işi. Asgari ücrette yılda bir artış. Yılda diyor. Yılda bir artış yapalım çünkü hesabımız, kitabımız... Bütçemiz ona göre yaptık ha. diyor. Merkez Bankası da şimdi oraya geldik. Büyük ihtimal ondan da söz edeceksin. E, Reel faizden çok uzağız. Şimdi bize diyorlar ki Valla reel faizde çok uzaksınız. 5 puan daha yukarı çıksak. E gene uzağız. Bir de biz gittikçe hani... Neye uzağız? Merkez Bankası. Reel faize uzağız. Reel faiz uzağız bayağı. Ya bir de 50 şu var. olsa olacak? 17 yani şimdi puan bak, eksideyiz. Şu reel faiz. Tamam. Bu da Merkez Bankası'nın faizi. Onlar daha değerli şimdi, faizden de. Neyse. Şuradaydı. Bak buraya kadar geldik. Gözlük yaklaştık. E. Bu kadar fark var. Yabancılar diyor ki bu yetmez kardeşim. kardeşimciğim. 5 puanlık artış atıyorlar Mart ayında. Şimdi ben buraya geleceğim ama bu durmuyor ki. Bu da gidiyor. Evet. Yani bu bir dursa. O da Mayıs'a kadar gidecek. Gidecek hem de çok gidecek. Evet. Peki Mayıs'tan sonra hiç değilsi hız keserse biz buna yaklaşacak mıyız? Hem aradaki bu kadar fark neyi beraberinde getirdi? Faizin de, kredilerin de artık erişsen dahi. Yani şu andaki iş dünyasının sorunu ne? kredi erişemiyoruz, kredi verilmiyor idi. Şimdi de değişti o, faiz geldi, tahtını kurdu. Ya, diyor çok ki, ben tahtıma kuruldum, ben diyor. Ya ihtiyaç kredilerinin %90'a çıktığı bankalar olmaya başladı. Öyle mi? Evet. %60'ı, İşte tamam mı? Altta 65 ortalama da anlatmak istediğim. Ben merak ettim. 1 Yukarıya... mi? Bir, milyona acaba ihtiyaç kredisine ne kadar ne yapabilirim diye, ne olabilir diye. Bir milyona 12 ay veriyor ihtiyaç kredisi verirse o da. Ayda da 121 bin lira istiyordu en son. 120 bin lira istiyor. 121 <laughs> bin lira. Evet. 1 milyonu 121 bin ödeyeceğim. 12 ayda bitireceğim. Şu az önce saydığın çok 4900 liralık iftar menüleri olan restoranda yer bitirirsin sen onu. <laughs> Aynen yani bir ayda biter zaten. Bitirirsin 1 milyonu bana bırakın bir haftada bitirir. Bir hafta evet. bile evet. sürmez. Biraz bir yapayım. saatte bitirebilirsiniz. Zaten bir enflasyon, milyon yok yani. yani. Kankamız enflasyon olduğu sürece Aynen. biz çok daha paralar yeriz değil mi? <laughs> Aynen. Belediyeceğim diyor ki borca bile gireriz bir daha bir Bo saatte. Öyle mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> bir saatte borç bile yaparız üstüne diyor. Ya öyle hiçbir hüküm evet. yok ki. Ve ayda ödemeniz gereken 121 bin lira gelirinize bakıyorsunuz. Yani e, rakamlarla, yaşadıklarımızla, elimizdekiler arasında hakikaten uçurum var. Değişik bir dünya. değişik bir bin dünya. lira. Daha fazla olacak. 120 bin lira 12 bunu çarparsan. Bunu söyleyince bize kızıyorlar da valla böyle yani. Yüzde 44-50 faize denk geliyor ki oradan bulursan öp başına koy. Bir de o paraya ihtiyaç nasıl bir ihtiyaçtı bu arkadaşın? Yüzde 44, yüzde 50 faize katlanıp 1 milyon lirayı nasıl bir ihtiyaç bana tanımlıyorsun ki bu parayı çekiyorsun? Evet 1 milyon ihtiyaç. Hayır, ben merakımdan çektim, yani baktım. Baktın. Bankalara merakımdan aylık ödeme merakına baktım. Ben de gerçek hayatta karşılığına nasıl sıkışmış olacaksın başına kadar? En düşük araba bir milyon ama. İşte nasıl sıkış ne kadar sıkışmış olacak ki? Ya evde bir maliyet varsa mesela arabanız olması gerekiyor. Evet o Evet yani, tabii kesinlikle. Bu bir yani zorunluluk da oluyor evet. bazen.